şoförler ve otomobilciler esnaf odamızın 33. Olağan Genel Kurulu'na katılımınızdan dolayı siz değerli şoför esnafımıza teşekkür eder. Yönetim kurulum ve şahsım adına en içten saygılarımla selamlıyor. Genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yeterli kurulumun sağlandığını Sayın Hükümet Komiserimden arz etmek için kürsüye davet ediyorum. Değerli Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurul Üyesi arkadaşlarım, hazırlık listesini incelediğimde 571 üye hazırlık listesine kayıtlıdır. Bu 571 üyenin burada genel kurulun yapılabilmesi için 286 salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. İmza listesini incelediğimde 286'nın üzerinde imza atıldığını, en son 290 olduğunu, halen de atılmaya devam ettiğini gördüm. Ve şu anda hükümet komiseri olarak genel kurulu yapacağımızı kanaati getirdim ve genel kurulumuz hepinize hayırlı olsun ve iyi bir genel kurul geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Genel Kurul, Genel Kurulun açılışı için Sayın Hükümet Komiserinin yeterli çoğunluğun sağlandığını işaret ediyoruzlar. Şimdi divan teşekkülü için 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 48. maddesi uyarınca önergesi olanların yazılı önergesi varsa önergelerini talep ediyorum. Kürsüye arz ediyorum. Başka bir önerge yoksa sunulmuş önergeyi size okuyarak oylarınıza sunacağım. Sunulan önergeyi arz ediyorum. Bizler aşağıda ad ve soyadlarımız yazılı isimlerimizin karşısında imzalarımız bulunan Çaycuma Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası'na üye kişiler olarak gündemdeki maddeleri görüşmek üzere. Bugün burada hazır bulunan şoförler ve otomobilciler esnaf odasının 33. olan genel kuruluna divan teşekkülü için divan başkanlığına Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Muharrem Coşkun'u, divan başkan vekilliğine Hayret Kandemir Çaycuma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı, divan katip üyeliklerine Sayın Yüksel Aslan, Sayın Cemalettin Gülboy, Rukiye Kır. Bu isimleri olayınıza oylamaya sunuyorum. Kabul edemez, el kaldırsın. Kabul edilmiştir. İsimlerini okuduğum şahısları divana arz ediyorum. Muharrem Coşkun, Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Nakliyat Kooperatifi Başkanı Yüksel Aslan, Cemalettin Gülboy, Rukiye Kır, arz ederim. Çaycuma Şoförler ve Esnaf Odamızın çok değerli delegeleri, saygılar, hanımefendiler, şahsım ve arkadaşlarım adına göstermiş olduğum teveccühe teşekkür ediyorum. Biraz sonra birlikte Akbetçe'nin yer kurumumuzun, özellikle Çaycuma Şoförler Odamızın siz değerli delegelerine, ülkemize, Türk şoförüne hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, yönetim kurulu 19 maddelik bir gündemle karşımızda. Ben gündemi okuyacağım, ondan sonra oylarınızı sunacağım. Bir açılış, iki başkanlık tövbe teşekkürü, üç saygı duruşu, istiklal marşı,
4 başkanlık divanına Tuna'ya yıldanma yetki verilmesi, 5 yönetim kurulu tarih toplamı okunması ve müzakeresi, 6 denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, 7 bilanço gerekli hesapların okunması ve müzakeresi, 8 bilanço gerekli hesapların kabul veya reddi, 9 yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı iddiası, 10 yeni dönem tasarım programı ve programın içinde yer alacak olan eğitim, teorik, pratik, kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi kabulü veya reddi, 11 aile ücretlerin huzur haklarının yolculuk konaklama ücretinin tespit edilmesi, 12 ihsan edilmesi düşünen personel ilişkin kat itiraf edilmesi, 13 kurs verilmesi, o da yardım bulunması, 14 kuruluş amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirket veya kooperatifleri iştirak etmek niyeti öğretim kurulan kurmak üzere bakıp kurmak konusunda yönetim kuruluna yetkili verilmesine, 15 uzun isterseniz biraz okuyacağım size. 15 A 24 parça 25 ya da 50 parça olduğu yılda ölçümde düştüm. Bu 15'li madde 1, 2, 3, 4, 5, 6 maddelik. Bu maddeye geldiğim zaman bu konuları okuyacağım. 16. maddemiz genel kurulda çarşıma şoförü ve otomobil odasının petrol ürünlerinin nakli inşaat turizm gıda maliyecilik sanatçılar birleştirildiği hakkında bilgilendirme yapılması, 17 dilek ve temeller, 18 seçimler, 19 kapanış. 19 maddelik bu gündemi oylamadan önce gündeme eklemek istediğiniz bir şey var mı? Olmadığına göre 19 maddelik gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birden kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 3. maddesi İstiklal Marşı'da saygı duruşu. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olarak Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları aramızda ebediyene intikal etmiş. Destek şehitlerimiz için devletle saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı. Genel kurulumuzun ilk yıl olmasına rağmen genel kurulumuzu çok güzel bir şekilde doldurdunuz. Ben yönetim kurulu ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizin 4. maddesi başkanlık divanının bütün aktarın imza yetkili verilmesine.
Teveccüh ettiniz, teşekkür ederim. Divan etmiştiniz. Divan tutaraklarına imzalamak için yetki istiyoruz. Kabul edenler lütfen işaretiniz. Etmeyenler kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 5. maddemiz yönetim kurulu tarih kurulu okunması ve müzakeresi. Tarih kurulu kim okuyacak arkadaşlar? Sen okuyacaksın. Tarih kurulu yönetim kurulu beraber okuyor. Oldu mu? Kayyum Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Yönetim Kurulu 2010-2011, 2012 ve 2013 yılları faaliyet raporu. Kayyum Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odamızın değerli üyeleri, bizlere vermiş olduğunuz yetkiyle 01.01.2010, 31.12.2010, 2011 ve 2012-2013 dönemi çalışma yılı faaliyetlerimiz, odamız bünyesinde halkımızın hizmetinde hali hazırda ilçe merkezimizde 6 taksi durağımız, Hisarımız, Saltıkova, Perşembe belediyemizde hizmet sunulan 3 taksi durağımız mevcut olup toplam 9 taksi durakları ve 375 adet minibüsü serbestçi esnaflarımızla, kamyoncu esnaflarımızla sürekli hizmet sunulmaktadır. Üyelerin mesleğinde gelişmesini sağlamak için zaman zaman kamyoncu, minibüsçü ve taksici üyelerimizle toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda üyelerimizin çıkan yasalara uyumunu sağlamak ve yarınlara daha ilgili mesleki huzuru temin etmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisine girerek gerekli sunumları pratikle ilgili bilgilendirmeler yaptık. Odamızla ilgili üyelerimiz tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerin çalışma konuları hakkında resmi makamlarca istenilen belgeleri ve bilgileri tanzim ettik. Oda üyelerinin çalışma konularına gelen hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde görüşmelerde bulunduk. Üyelerimizin odaya yaptığı şikayetleri inceleyip anlaşmazlıkları çözümleyerek taraflar arasında sağduyuya hakim kıldık. Öncelikle şoför esnafımızda ve ilçe halkımızda mevcut vinç kamyonumuzla sürekli hizmet verdik. Ayrıca 1918 sayılı kararlar kanunu 12. ve 17. maddelerine istinaden ilçe trafik komisyonu toplantılarında ilçe kaymakamlığı başkanlığında iştirak edip ilçenin trafik düzeyini planlamak ve camiamızın çalışma prensip ve esaslar hakkında uyulması zorunlu kararlar teklif etmek ve meslek camiamıza alınan kararlarda temsil ettik ve bu görevlerimizin ifasında gerekli titizliği gösterdik. Şoför esnafının sorunlarını ilgili makamlar nezdinde çözüme kavuşturmak, belediye ve kurum ve kuruluşları ile paydaş çalışmalar içerisinde bulunan çözüm için tekliflerde bulundu. 4925 sayılı kararları kanunu ile ilgili getirilen yetki belgeleri hususunda seyredildiği ile 2-3-4 belgeleri K1, K2 yük taşıma ve D4 yolcu taşıma belgeleri fizikoteknik raporlar hakkında Sanayi Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlıklarının okul servis araçları, kanun ve yönetmelikleri ve genelgeler hakkındaki üyelerimizi bilgilendirdi ve zaman akışı içerisinde bilgi akışını sağlayarak belge ve başvurularında yardımcı oldu. 07.02.2008'de odamızın iştirakçısı olduğu Cazim Aşıfırlar, Odanlıcılar Odası Petrol ve Petrol Ürünlerinin Nakliye İnşaat Turizm Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurdu. Kurmuş olduğumuz bu şirketi 21.02.2011 tarihli 7.298 sayı noter devir sözleşmesi ile devrettik. Odamıza ait Volvo marka çekici aracımızla ve şirkete ait çekici kamyon kurtarma aracımızla bir şoför personelimizi hizmete devam ettik. Göreve geldiğimizde ilk olarak hizmet planımızı yenileyerek şoför esnafımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirdik. Odamızın faaliyetlerini şeffaflaştırdık, üyelerimize güven yüzü ve şeffaf hizmet sunmaya her alanda devamlılığı esasladık. Hizmet binalarımızın inşaatını tamamlayarak kullanılabilir duruma getirdik. İlçemizdeki taşımacılık sektörünün potansiyeli üyelerimizin geçim sıkıntısı üzerine içerisinde olması karşısında mevcut şoför esnafımızın ekmeğini daha da küçültmek adına SSDK sayılarını 80 ile sınırlandırdık. Bunu da mevcut şoför esnafımızın menfaati için yaptık. İçinde bulunduğumuz her yöneyle doyumsuz yaşadığımız hayatımızın bir enkaşını oluşturan yapıdan ibaret olan olduğu için de canlı cansız bir yerden bir yere hareket eden bütün varlıklar, trafiği oluşturan eylemler yaşamımızda sosyal bir bütünün vazgeçilmezi olarak yerini almıştır.
Bu anlamda dünya üzerinde ülkesi bulunan her devlet Mayıs ayının ilk cumartesi günü karayolu trafik güvenliği günü. Bugün takip eden hafta ise karayolu trafik haftası olarak kabul edilmekte. Şoför temsilcisi ve şoför esnafı ilçemizde var olan kurum ve kuruluşlarla paydaş olarak bu haftayı en güzel anlam ifadeleri içerisinde yaşayarak kutlama etkinliklerinde yerimizi aldı. Raporumuzun bu son bölümünde yönetim kurulu olarak bizlere yardımcı olan siz saygıdeğer meslektaşlarımıza, üyelerimizin kredi taleplerinde yardımcı olan kurum veya kuruluşlara, ilçemiz şoför esnafına yardım ve desteğini esirgemeyen kurum ve kuruluşların değerli personellerine ve daire amirlerine teşekkür eder. İfa etmiş olduğumuz 4 yıllık çalışmalarımızın Sayın Genel Kurulumuzun ibrasına saygılarımla arz ederim. Denetim kurulu raporu. Bizler 5362 sayılı kanunla ve aynı kanunun 12. maddesi ilgili benzerince Çalışma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 17.01.2010 Pazar günü odanın 30. olağan genel kurulundan seçilerek yasadan aldığımız yetki ile denetim kurulumuzun 01.2010 30.11.2013 gününe kadar Çalışma Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın gelir gider ve yönetim harcamalarını ve dönemlere ait bilanç hesaplarımız ve mevzuata göre diğer işlevlerin izahatihi 2011-2012-2013 yıllarına ait ilgili hesap dönemlerini inceleme yaptığımız hesap dönemlerine ait incelemelerimizin neticesi olarak özetle iş bu denetim kurulu raporunu genel kurulun bilgisine sunulmak üzere hazırlayıp bizatihi tanzim ettik. Biter mi? Tamam başım. 2010 dönemi gelir giderler. 2010 yılı gelirler 164.676. Gelir gider faaliyet toplamı, kar zarar hesabı. Kar hesabı 144.405. Genel giderler 164.676. Aktif hesaplar, dönem varlıklar 4308, diğer alacaklar 1430, stoklar 38.814, diğer dönem varlıklar 365, maddi duran varlıklar 220.346, aktifler toplamı 226.364,14. Pasifler, kısa vadeli yabancı kaynaklar 9870,50. Diğer borçlar 1592,13. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 13.425. Öz kaynaklar 219.346,47. Pasifler genel toplamı 266.364,14. 2011 dönemi gelir gider tablosu. 2011 dönemi gelirler toplamı 167.244,50. Giderler toplamı 167.244,50. Kar zarar faaliyet neticesi 22.783,52. Dönemi bilançosu. Aktif hesaplar toplamı 325.018,91. Pasif hesaplar toplamı 325.018,91. Dönem kar neticesi 66.811,90. Teşekkür. 2012 yılı gelir gider tablosu. Gelirler 152.412,74. Giderler 152.412,74. Kâr neticesi 12.319,91.
2012 dönemi bilançosu. Dönem varlıklar 52.922. Ticari özaslar 200 TL. Stoklar 30.861,20. Mali duran varlıklar 365,00. Arsa ve arazi binalar, maddi duran varlıklar 220.605,83. Aktifler toplamı 335.160,64. Pasifler toplamı 335.160,64. Kar neticesi 20.692,89. Oktay Bey, gelir giderler olsun. Böyle şey, rakam olarak okuyun. Böyle detayına girmeye gerek yok fazla. Biraz zamanı tasarruflu kullanalım. Tamam. 2013 yılı gelir tablosu. 130.816. 2013 yılı dönem bilançosu. Pasifler 1.272.754. Aktif toplam 1.272.754. Bilanç hesapları okunmuştur, arz ederim. Teşekkür ederim. Değerli delegeler, özellikle öğretim kurulu faaliyet toplumu bu müzakereye açacağım ayrı ayrı, bunlar böyle olması gerekiyor. İlk önce yönetim kurulu faaliyet toplumu özlerinizin bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre yönetim kurulu raporunuzu öyle nasıl durum? Kabul edenler, etmeyenler kabul edildiğiniz için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu öyle, yönetim kurulu raporu aslında söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre yönetim kurulunu öğrenci olsun. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş için teşekkür ediyorum. Yönetim ve yönetim kurulunu geçmiş olsun diyor. Başarılar devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, bilanço ve ilgili hesaplarının okunduğu bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre bilanço öğrenci olsun. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş için teşekkür ediyorum. Yönetim ve yönetim kurulunu ayrı ayrı ikra ediyorum. Yönetim kurulunu yaptığı işlerden dolayı ikra edenler lütfen işaret edilsin. Etmeyenler kabul edilmiş, teşekkür ederim. Yönetim kurulunu tekrar ikra ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş bir kere daha teşekkür ediyorum. Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Yönetim kurulunun programı ile program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programını tahmin edildiğinin görüşülmesi konuda yok bakayım hadi. Çaycıbağ Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Yönetim Kurulu 2014, 2015, 2016, 2017 yılları çalışma raporu. Odamız Yönetim Kurulu tarafından 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunu 11. maddesi CBM uyarınca hazırlanan genel kurulumuzun tetkik ve tesribine sunulmuş 01.01.2014 ve 31.12.2017 dönemi çalışma programıdır. Üyelerimizin mesleğinde geliştirmesi sağlamak için kanun önce minibüsçü ve taksici meslektaşlarımızla beraber bilgilendirici toplantılar düzenledik. Bu toplantılarda şoför esnafımızın meslektaşlarımızın menfaat ve yararlarına çıkan yasalara uyum sağlamak ve yarına daha bilgili mesleki huzuru temin etmek için ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği içerisinde girerek eğitici toplantı ve sunumlar ile hayatın yükünü meslek camiamızla paylaşarak sorunların çözüm yolları üzerinde düşen gayret içerisinde, üzerimize düşen gayret içerisinde gerekli çalışmaların içerisinde olunacaktır. Esnafımızda kuruluşumuzdan talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenleyerek ayrıca üyelerin çalışma konuları hakkında resmi bakanlar diye istenilecek bilgilerin ve belgeleri tanzim edilerek ilgilisine ekstra süreçte sistem içerisinde vermeye gayret edilecek ve buna özen gösterilecektir. Buyur, oda üyelerinin çalışma konularına giren taşımalı eğitim ihalelerinde ve benzeri iş ortamlarındaki zorluklarla mücadele hususlarında esnafımızın haklarını korumak için resmi özel kuruluşlar nezdinde üyelerimize yardımcı olunur. Problemleri çözmek için ilgililerle usanmadan kolaylık ve çözüm arayışlarımız konuşulamayıncaya kadar takip olunacaktır. Meslektaşlarımızın
arasında her türlü eşitliği ve demokrasiye, hak ve hakkaniyeti hakim kılacak odamıza gelen her nevi şikayetleri inceleyip anlaşmazlıkları çözümleyerek taraflar arasında sağduyu ve barışı telkin edeceğiz. İlçe halkının öncelikle esnafımız olmak üzere odamız mevcudunda bulunan 35 tonluk ayarlarında yük kaldırabilen hizmet aracıyla ve odamızın şirketine ait çekici kamyon odamızın mevcudunu alınıp 7-24 gün her saatinde, günün her saatinde sürekli hizmetinizde devamını sağlayacağız. 2019-18 sayılı Karayolları Kanunu 12 ve 17. maddelerine esnada ilgili trafik ilçe trafik komisyonlarına ilçe kaymakamlığı başkanlığında iştirak edip ilçenin trafik düzenini planlamak ve camiamızın çalışma prensip ve esasları hakkında bulundurması zorunlu kararları teslim etmek ve meslek camiamızı alınan kararlarda sizleri hakkıyla temsil edeceğiz. Ayrıca 5.393 sayılı belediye kanunları ve odamızın 5.362 sayılı kanunla bizlere öngördüğü düzenlemeleri riyaset makamından, olmadığı yönetmen belediye meclisinden çözümümüzdeki denk konuların ve sorunların takipçisi olacağız. Ve esnafımızın yararına değişik projeler içerisinde ileriki zaman mesailerimizi daha güzel ve düzenli yenilikler içerisinde harcayacağız. Şoför esnafının sorunlarını ilgili makamlar nezdinde çözüme kavuşturmak için kurum ve kuruluşlar ile paydaş çalışmalar içerisinde bulunup çözüm için fikir üretip teklifler de bulunacağız. Bizler meslektaşlarımız için dün olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve çekinmeyeceğiz. Bu bağlamda ileriki yıllar içerisinde daha güçlü yönetim anlayışı ile sizlere hizmet kervanında yola ayrılıkla devam edeceğiz. Koşul ne olursa olsun buna devam edeceğiz. 4.925 sayılı Karayolları Kanunu ile getirilen yetkiler gelir hususunda TRC 1 ve TRC 2 dört belgeleri de K1, K2 taşıma belgeleri, psikoteknik raporlar hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hukuk Servis Savaşları Yönetmenlikleri, 11.556 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve ilgili yönetmelikler ve genelgeler hakkında üyelerimizi bilgilendirip zaman akışı içerisinde bilgi akışını sağlayarak belge ve başvurularımızda sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bizlere tekrar yetkililerimizde göreve geldiğimizde odamızın faaliyetlerini şeffaflaştırmaya devam edeceğiz. Üyelerimize güler yüzü ve şeffaf hizmet sunmaya bizim birinci görevimiz olacaktır. Karayolu Trafik Haftası'nda şoför temsilcisi ve şoför esnafımızı ilçemizde var olan kurum ve kuruluşlarla paydaş olarak bu hafta en güzel anlamlı ifadeler içerisinde yaşayarak kutlama etkinliklerimize devam ettireceğiz. Odamızda ileriki günlerde eğer imkan bulunursa bir hastanakil aracı hizmetine sunulacaktır. Çalışma programımızın son bölümünde yönetim kurulu olarak bizlere bir daha yetki verildiğinde ifade edeceğimiz 4 yıllık çalışma programımızı Sayın Genel Kurulumuzun tetkik ve tahsisine saygılarımızla arz ederiz. Değerli arkadaşlar, yine dönem çalışma programıyla burada bir işte yer alan eğitim kurulu kritik kurs programının tazmini bittiği dinleyicilerin bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına da göre oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy diller kabul edilmiş için teşekkür ediyorum. Ali Ücretli'nin hak kurulunların yıllık konakta oy diyetleri tespiti. Okuyun verin. Biraz çabuk oluyor. Başkan ücreti. Başkan aylık net maaş 2142. Başkan vekili net maaşı 846 TL. Yönetim kurulu üyelerine asgari ücretin 1/4'ü 211.050. Huzur hakları asgari ücretin 1/4'ü 211.050 TL. Yurt içi ve yurt dışına ilişkin yol ve ücretleri gündelikleri konaklama ücretleri 2000 TL. Arz ederim. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, biliyorsun bunlar da 5.262 sene yasak kapsamı. O da başkan yönetim kurulu üyelerinin hak ve huzurlarını konakla ücretlerini yasa belirliyor. Bunlar da yasanın başına çıkmamışlar. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığınıza göre oylarda sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, gündemimizden 12. maddesi İslam edilmesi için personel ilişkinin kazı itiraz edilmesi. Yani yönetim kuruluşu odaya personel ihtiyacını duyduğumuzda personel olması konusunda geldiğinden yetki istiyor. Bu konuda yönetimle yetki veren yaptıkları işaretliyiz. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, 12. maddemiz yüksek okulda okuyan üyelerimizin çocuklarına burs verilmesi. Bu konuda yönetim kurulu yetki istiyor. Burs verilmesi konusunda üniversite okuyan çocuklarımıza yönetim kuruluna yetki verenler, vermeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Yine 14. madde ise yasak gereği kuruluş amacına sunulu olarak kurulacak veya kurulacak şirketlere yönetim kurulu yetki istiyor. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi gündemimizin 15. maddesi var. Bu 15. maddesinde biliyorsunuz bir mevcut ihtisasının, bu mevcut ihtisasınınla ilgili daha evvel iki tane olağanüstü genel kurulu yaptık. Bu genel kuruldaki bir takım maddeli yetkileri yönetim kuruluna vermeyince olağanüstü genel kurulun yetkili için tekrar toplanması gerekiyor. Yönetim kurulu bir çalışma yapmış. Bu konuda herhalde başkanım bir okuyalım arkadaşlara, bir bilgilendirelim kendilerini. Ondan sonra da söz almak isteyen varsa söz göreceğiz, yoksa söyleyeceğiz. Bu 15. maddeyi böyle sakin şekilde okursanız. A. 24/25 adı 50 parselle oldu 100 ölçümü 5300 düzeltiyorum. 3556 metre kare niteliğinde benzin mazotu LPG ve servis istasyonu olan arsa ve 24/25 ya da 49 parselle olan yüzde ölçüm 5111 metre kare olan niteliği arsaların oda arsasının üzerinde kurulu bulunan 162 metre karelik oda hizmet binası ve çevresinde bahçe, yeşil alan ve park olarak yapılacak düzenlemeye ait olan binanın önündeki kullanım alanı hariç talepçisi firmalara, tüzel ve özel kuruluşlara, gerçek kişi ya da üçüncü şahıslara 47 yılına kiralanmasına, ayrıca verilen kira süresiyle ilgili kiralama yetkisi ve sözleşmede belirlenecek kira süresini yönetim kurulunun takdirine verilmesine, genel kurulumuz ve oda yönetim kurulumuza verilmesine, tüm bu işlemlere ait işlemleri ilgili noterliklerde kira sözleşmesi yaptırmak, çaycılar tabu siciliğinde tabu üzerine çay koydurmayı, işlemin tescilini tesis ettirmeyi, yetkisinin genel kurulumuz ve oda yönetim kurulumuzun yetkisine verilmesine. 15B. Satış ve devri gerçekleştiren çaycuma şoförler ve otomobiller petrol ve petrol ürünleri, maddi, inşaat, turizm, gıda, madencilik, sanayi, ticaret, kimse şirketine ait hisselerin tamamını ya da bir kısmı odamız yönetilince gerekli bir ürünle geri alınması ve alınan şirketin oda hissesinin tamamını ya da bir kısmını talepçisi firma ya da şahıslara satış yetkisinin verilmesi ve bu satışa dair iş ve işlemleri tüm resim dairelerle ilgili noterliklerde çaydanlık tabu sicil tescili tesis ettirme ve verilen yetkinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde oda başkanlığınca istenildiğinde yapılan satışın iptaline dair yetkinin ayrıca belirtilen şirketin üyesindeki ticari faaliyetlerinin bir kısmı ya da tamamını talepçisi firma ya da üçüncü şahıslara kiralanması yetkisi ve sözleşmede belirlenecek kira süresinin yönetim kurulunun takdirine verilmesi. Mülkiyeti odamıza ait olan arsalar üzerinde rehin şerdi karşılığında ilgili kredi kuruluşlarına ya da bankalardan kredi kontrolü fizlerinden borç para alınmasına odamızın ya da kurulmuş veya kurulacak şirketlerin kendi kullanacağı veya üçüncü şahısların kullanacağı kredilere teminat olarak taşınmazlar üzerinde ilgili banka ya da kredi kuruluşları lehine ipotek ya da rehin tesis ettirmeye tesis edilen ipoteğin ya da rehinin başkanlığımızca istenildiğiyle ilgili kurum ve kuruluşlardan kaldırılması yetkisinin genel kurulumuzca oda yönetim kurulumuza verilmesine. 15'te kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul alımına her türlü taşıt alım ve satımına gayrimenkul karşılığında ödeş para alınmasına alınmış ya da alınacak araçların talepçisi şahıs ya da firmalara kiralama yetkisinin
ve belirlenecek kiral süresinin yetkisini genel kurulumuzca oda yönetim kurulumuza verilmesine, 15'e odanız ihtiyacı karşılamak üzere bina ve ağaçlar üzerinden lokal, şoför evi, lokanta ve benzeri sosyal tesisler yaptırılmasına ve işletme hakkının talepçisi şahıs ya da firmalara kiralanması yetkisinin ve sözleşmede belirlenecek kira süresi yetkisinin genel kurulumuzca oda yönetim kurulumuza verilmesine, 15'te yukarıda yetkisi talep edilen A, B, C, D, E denklerinde genel kurulumuzca oda yönetim kurulumuza verilen tüm bu yetkilerin gerektiğinde oda başkanlığınca iptali için ilgili yer ve mahkemelerinde dava açmaya, ilgili sinotaliklerde yapılan her türlü sözleşmeleri feshe ettirmeye, Çaycuma tabu sicili tapu üstüne konulmuş kira şehri tescilline ait tesis ettirilmiş şehirlerin gerektiğinde kaldırılması ve iptaline ilişkin davaları açmaya ve sonuna kadar takip etme yetkisini genel kurulumuza, oda yönetim kuruluna yetki verilmesine arz ederim. Değerli arkadaşlar, 15. maddeyi dinledik. Özellikle bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ortada bir cenazemiz var. Bu cenazeyi bugün buradan kaldıracak. İki tane adayımız var. Ben adaylara birazdan söz vereceğim kendilerine. Konuyla ilgili fikir ve özellikle düşünecekler. Ondan sonra da biz de tabii divan olarak kendi görüşlerimizi sunacağız kendilerine. Yani bugün bu sandıktan hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın, bu madde hangi arkadaşımız olursa olsun ikisine de lazım. Yani 3 gün sonra tekrar genel kurulu toplayıp farklı yetkililer istirham adına ortak bir nokta bulacağız burada. Ben özellikle bu konuda istersen Mehmet arkadaşıma bir söz vereyim. Bu kadar bir açıklama yapacak genel kurulu biri gelmeyecek. Boğaz başkanına bir söz vereceğim. Peşine de biz devam eder kendi görüşlerimizi. Değerli arkadaşlarım, önce hoş geldiniz. Bizi burada onurlandırdığınız bu madde üzerinden özellikle sizlerin adına söz almak isterim. Bugün gelinen nokta bu yerlerle ilgili, kurtarıcılarla ilgili. Biliyorsunuz ki her zaman için şoför esnafımız kuruşu kuruşuna para kazanmaktadır. Ama maalesef şoförler odamızın yerini, yurdunu bizim atamız almıştır. Ama maalesef biliyorsunuz kesinlikle ve kesinlikle sizlerin sadece vermiş olduğu aidatlarla bu yer yurt alınmıştır. Ama görüyoruz ki günümüzde bir fiil şoförler odası yönetimi maalesef ve maalesef şoför adına hiçbir yatırım yapmadığı için bugün gelinen noktada hep kendi rantlarıyla ilgili kararlar almıştır. Ben buradan 47 yıllık, 49 yıllık nasıl oluyor da bir yetki verilip bu yönetime, böyle bir yetki verilip 47 yıllığına hanginiz yaşayacaksınız, hanginizin garantisi var? 47 yıllığına bulmuş olmak kardeşim. Çünkü neye? Bunun 47 yıl kesinlikle ve kesinlikle bu arkadaşlarımızın yaşamı imkan garantisi var. Ben buradan diyorum ki eğer burada bir tesis varsa bu şoför esnafının kuruşu kuruşuna iş yapan 7 yaşından 70 yaşına kadar hizmet veren gerçek bir esnafa bu şu anki odanın bulunmuş olduğu mal varlığını ben de dahil olmak üzere bu yetkiyi vermeyeyim. Bu yetkiyi
o cenazeyi severiz. Onun için kesinlikle benim hesabım tedirgin olmasın. Nasıl gerekiyorsa ben sizlerin adına imza atacağım. Gerek bankalarda, gerek kesinliklerde sizlerin adına ne gerekiyorsa ben yapacağım arkadaşlar. Onun için bu madde kesinlikle geç kalacağız. Bu varlık bu şoföründür. Kimsenin değildir. Saygılar. Teşekkür ediyoruz. Varlık başkanım. Değerli genel kurul, değerli misafirler, sayın divan, şimdi Mehmet Başkanım başkan olacak herhalde, o ateşi de kendine vurmuş. Yalnız şu konuyu unutuyor, biz alalım da evimize edelim demedik. Şimdi ben sen konuşurken konuşmadım başkanım, dinle hadi. Şimdi arkadaşlar burada biz sizin babanız bir yer almış. Ümit Başkanım burada saygı duyuyorum, ellerinden öpüyorum. Bugüne kadar da hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Üzerine de bir akaryakıt istasyonu ruhsatı çıkartmış. Biz de kendi imkanlarımız ve olanaklarımızla o şirketin üstüne petrol ürünün akaryakıt istasyonunu kurduk, yanında da o parkı da açtık. Ben şimdi soruyorum sana, 1,5 kilo mu ötesi kaldı? Sen şoföre söz veriyorsun, kaç tane o dalmaya geldi oraya? Oraya kaç çabamız burada almaya geldi? Kaç çabamız burada almaya geldi? Kaç çabamız burada almaya geldi? Ben para verdim. Başlar bir saniye. Ben para verdim. Sen de vermeyeceksin. Sen de babanın üzerine yapacaksın. Başlar bir dakika. Sen kimin üzerine yapacaksın? Başlar bir dakika. Başlar bir saniye. Şoför verdim. Sen ne nasıl yapıyorsun? Başlar bir saniye. Lütfen. Kürsüye şeyde bulunmayın. Söz istiyorsunuz. Söz verdik. Sıkıntı var mı? Yok. Hatip'in sözünü kestim, müdahalede bulunmayın. İstediğiniz zaman söz verin, kendinizi kürsüden anlatabilirsiniz. Teşekkür ederim, başlamıyorum. 37 sene şoför esnafının kanunu emriniz, hala çıktınız, onun peşine şirket kurarak %25, %30 söz sahibi, para kestiniz, hala da utanmadan buraya çıkıp da yüzünüz yok, nasıl konuşuyorsunuz ben size anlamış değilim. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza bir teşekkür. Değerli arkadaşlar, şimdi genel kurul salonundaki arkadaşlarım çoğu bilir. Benim kendim altyapımda geldiğim yerde şoförler odası. Ben kendim de şoförler odasından gelme bir arkadaşımdım. Yani sıkıntılarımızı ve problemlerimizi en iyi bilen arkadaşlardan bir kişiyim. Benzin istasyonlarında özellikle kamyoncu arkadaşlarımız burada. Yani çalışan arkadaşlarımız da burada. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bazı belirli istasyonlarında 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 1 aylık bozulan zaten bu durum işlerinde burada şey yapmaya gerek yok. Şimdi belirli istasyonlarında çalıştırmak gerçekten bir şirket işi, yani büyük bir konserlik işi, sermaye istiyor. Yani para bir arkadaşım gelecek, deposunu dolduracak, dönüşte verecek veya 2 ay sonra verecek, sıkıntısı var, arabası arıza yapmıştır. Yani biz bunu idare edemedik, buna sermaye katamadınız. Bu adamın mozotunu biz 2 ay, 3 ay tövbe edemediğimiz an bizim belediye istasyonumuzdan bir lira da eksik olsa bakamazsın. Yani 25 yıl, 20. Bu ortak noktada bir şey bulursak, maddeleri ben de yaptım, inceledim. Maddelerde fazla bir sıkıntı yok. Yani yönetim kurulu başladı ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bir genel kurulu yetki vermedikten sonra alanı çok dar oluyor, manava yapma şansı olmuyor. En ufak bir şey için de genel kurulu toplamanın bir anlamı yok. Her kişi var, gücü var arkadaşlar. Şimdi isterseniz beraber ortak bir nokta bulalım. Bu 47'yi bir ara şeye çıkayım. Ama maddelerden gerçekten ben kendilerine teşekkür ederim. Buraya hazırlamışlar. Burayı kim bilirse gelsin. Bunlar lazım. Bu konuda ortak bir nokta bulmak için yani senelerin geçecek görüyor musunuz? Sayın Başkanım ben bu maddenin onaylanmasını istemiyorum. Tamam. Ben şoförümle beraber yapacaksa tamam. Böyle olsun. Şimdi değerli arkadaşlar, bu 47. 15. maddeyi özellikle okuduğu şekilde o yazıda tutuyoruz. Tabii ki herhangi bir şey yapıyoruz.
kabul edenler, yani Barbaros Başkanı'nın biraz genel kurulda gündeme hazırladığı şekilde kabul edenler mükemmel işler kurulur. Sayın arkadaşlar. Arkadaşlar, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, üye olmayan arkadaşlarımız varsa işaret yapmasından dışarı çıkartın. Üye olmayan arkadaşlarımız da hesabı olsun. Evet. 15. maddeyi kabul edelim. Ellerini indirmesin. İki dakika içinde tekrar 15. maddenin olduğu şekilde kabul eden arkadaşlar tekrar ellerini kaldırsınlar. Özür dilerim, sizi kusura bakmayın. Şuradan bir tane bir saat. Şuradan bir saat. Bir saat, oturun abi. Arkadaşlar şöyle sayısınız. Sayıyordu zaten. Bildiğin arkadaşlar, kabul etmeyenler, kabul etmeyenler için teşekkür ederim. Şimdi
İçinde arkadaş var. Arkadaşım ters mi ediyorsun? Elini kaldırıyor zaten. İadesi bize de insanların... Kırın altını seçeneği kabul edin. Yani arkadaşlar, bak sorumu soruyorum. Burada şimdi işlere alakalı çok güzel bir yerde müdür soru. Çarşımada her zaman olduğu gibi çok sevgili ve takip bir genel müdür soru. İki taraf dedim, arkadaşımız, kardeşimiz, özellikle Ümit kardeşimizin ve Barlos arkadaşımızdan önce yapıyoruz. Ümit abi burada kendisi ellerinden yapıyorum. Ama bu sorumu soruyorum. Yani şurada senin de çıkardın, buradan görmem, burada yanlış bir şey yok. Hayır, buyurun olsun buraya. Diğer arkadaşlar, 16. Mart'ın gelen kurucularla şoförlerle soruyorsunuz. Şoförlerin vazifelerini inşaat bölümünde. Maalesef'in tarih çekimde şirketin hakkında bilgilendirme yapılmasına bu bilgilendirme zaten yapıldı. Özellikle ben genel kurulu gerçekten çok seviyeli geçti. Ben iki tarafın adaylarına teşekkür ediyorum. İki taraf taştan duyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle genel kurulu sorumluluğu bulunan destekçilerime teşekkür ediyorum. Çok seviyeli ve saygılı bir genel kurulu oldu. Çarşı Mahallesi'ne bir şart buluyorum. Ben bu genel kurulu daha arkadaşlarımız burada. Oraya geçmeden önce bir konuşma yapacağım tekrar. Özellikle Aleyhan arkadaşlarımın liselerini söyledi. İşaretler. Bir ikimiz. Federasyon başkanımız Sevda Bayram'ı kendilerine bu kadar yüklüyor. Peşine. Sayın Başkanımızın yönetimde toplum odalarında gelen Kurban Sırası'na kardeşler, destektaşlarımız ve şoför arkadaşlarımız Gönül Dostu Tekniği Rezervi Selamlar Büyük Ulusumuzun Lisesi'ne kesimini oluşturan yaparken ve yaparken maskeci esnafının en büyük hayal okulu oda genel kurumumuzun mesleğinin gelişmesinde meslektaşlarımız için yer alır. Hayırlı paralar arasına yayınlığıyla oda devleti ve devleti kurumlaştıkla ödeyeceğimiz seçenecek meslektaşlarımızı şimdi yapışlamışla kurtar. Yüceye tezgahını üstün basit bekletme saygılarına sunarım. Tezgahı atardım. Tüm kuruşaklarla ortamında federasyonu falan varsın. Değerli arkadaşlar, genel kurulun sonunda sonunda kaç tane bir saatimiz var. Çok güzel geçmiş şubun olsun başkanımıza. Yavaş bütün olsun da kendisine hoş geldiniz. Ben Tayyip'den sunuyorum. Yine de olacaklar İlgiler Ömer arkadaşımıza. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Genel kurulun sonunda öyle bir işlerimiz var. Gerçekten siz değerli meslektaşlarımıza bu zaman hizmetlere başkanlık yapan, babalık yapan değerli abim, bunu gösterin aramızda kendilerine hoş geldin diye saygılar sunuyorum. Bir alkış istiyorum kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, iki tane liste var. Başka liste var mı arkadaşlar? Tamam sen. Görüşe devredin. Görüşe devredin. Değerli arkadaşlar, iki tane listemiz var. Beyaz Lise Mehmet Öztürk arkadaşımız lisesi yönetim kurulunu okuyoruz. Şu an Çağcımar Sefer ve Otobüsler Esnaf Odası'nın başkan adayı Mehmet Öztürk. Yönetim kurulu akıl üyelerinde Mehmet Öztürk, Kenan Gülsan, Baki Çokluoğlu, Ramazan Kiloğlu, Fredi Kadar, Ersay Bulut, Ercan Karasuk. Yedek üyeler Bahattin Taban, Sezgin Yedekli, Mahsin Yılmaz, Yaşar Akar, Mesut Orhan, Kemal Kese, Oğuz Kara. Denetim kurulu, asıl üyelik sınav Bayram Şişat, Hüsnav Toprak, Okan Gargaş. Yedek üyeler Hedef Ayak, Faruk, Emekler, Olge, Şerman. Beyaz liste, Mehmet Öztürk arkadaşımızın listesi. Yeşil liste. Barbaro Bıçar arkadaşımızın listesi, Şarjıma Şoförlüğü Otomobil Esnaf Odası'na yönetim ve denetim kurulu başkan adayı Barbaro Bıçar, asıl üyeler İzzet Kalepbaş, Şaban Kardeş, Şeref Bayrak, Kamil Çetin Balsa, Şeref Kiryaki, Recep Baysal.
Bunlar yönetim kurulu asır üyeliklerler. Yönetim kurulu 7 üyelikleri Yasin Aktaş, Cemalettin Kandemir, Ahmet Kasmaz, Ramazan Tekinak, Yusuf Toprak, Ali Demir ve Cevap Uçak. Bunlar da yere giriyorlar. Yönetim kurulu asır üyeliklerine Altan İncegül, Volkan İkinci, Özge Pamuk, yedek üyeliler. Volkan Aktaş, Aytaş Özdemir, Mustafa Kasmaz. Bu da Barbaro Mustafa Başkanımızın listesi. Ben iki listeye de başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun çarşımamıza, ülkemize, Türk seferine hayırlara vesile gelmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir ricam var, oturduğunuz yerden hiç kalkmayın. 16 Mart oynat. Değerli arkadaşlar, karışımdan meyal vermemek için mevcut yerlerinde oturun. Seçim kurulu arkadaşlarımızın işlerini bitirdikten sonra sizi çağıracaklar. 1'den 700'e kadar olanlar bu tarafta, 735'ten yukarı olanlar sağ tarafta. Sıraya geçsinler. Ama şu anda lütfen oturduğum yerden kalkmayın. Genel kurulumuzun bir kere daha hayırlara destek olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, sizden bir ayrıcalık isteyeceğiz. Genel kurulumuzda 6-7 tane hanımefendi var. Genel kurulumdaki arkadaşlar, özellikle rica etsin, hanımefendilere bir an önce oylarını kullanıp göndermesi için sizden teşekkür ediyorum. Biraz oturun hanımefendiler. 67 veya 627 aracınızı olduğunuz yerden lütfen kaldırın.
Kalem olsun. Kalemle yayınlı mı olayım da? Benzebiliyor mu yani? Bakın böyle bir uygulama çaycı.
kolu var. Çalışıyor.